Nihan? Neyin var? Neden oyun oynamıyorsun? Canım istemiyor. Neden canım? Biraz üzgünüm. Kötü bir şey mi oldu? Aslında evet. Anlatmak ister misin? Anne, Özgür'ü hatırlıyor musun? Evet, tabii. Sıra arkadaşın değil mi? Evet, o. Bugün Özgür'ün başına okulda kötü bir şey geldi. Ne oldu tatlım? 5. sınıftaki bir çocuk Özgür'ü okul merdivenlerinden aşağı itti. Gerçekten mi? Ay, çok üzüldüm. Peki şu anda Özgür'ün durumu nasıl? Öğretmenimiz iyi olduğunu söyledi. Oh, bu iyi haber. Ama bir süre daha hastanede kalması gerekecekmiş. Aa, neden? Çünkü düşünce kolu kırılmış. Hay aksi. Peki olay nasıl olmuş? Anlatayım. Teneffüs zili çalınca 5. sınıflardan bir çocuk bahçeye ilk çıkan olmak istemiş. Koşmaya başlamış. Bu sırada önüne çıkan herkesi itmiş. Haylaza bak sen. Evet, karşısına Özgür çıkmış ve onu itmiş. Özgür de dengesini kaybetmiş ve merdivenlerden aşağı düşmüş. Ve kolu kırılmış, öyle mi? Evet. Olaydan sonra Özgür'ün anne ve babası okula geldi. Onu hemen hastaneye götürdü. Geçmiş olsun tatlım. Gerçekten çok üzüldüm. Biz de üzüldük. Özgür hastaneye götürüldükten sonra öğretmenimiz olayla ilgili bizimle biraz konuştu. Neler söyledi peki? 5. sınıftaki çocuğun Özgür'e şiddet uyguladığını anlattı. Öğretmenin doğru söylemiş. Bu bir şiddet. Öğretmenimiz ayrıca tüm insanların, hatta tüm canlıların da şiddetten korunma hakkı olduğunu söyledi. Öğretmeniniz haklı. Sadece çocukların birbirine değil, yetişkinlerin de çocuklara şiddet uygulamaması gerekli. Evet, öğretmenimiz hepsini anlattı. Bunlar çocuk hakları sözleşmesinde yer alıyormuş. Peki Nihancığım, 5. sınıftaki Özgür'ü merdivenden aşağı iten çocuğa ne oldu? Duyduğumuza göre okulumuzdaki rehber öğretmen onunla konuşmuş. O çocuk da çok üzgünmüş. Bu yüzden de Özgür'e bir mektup yazmış ve arayarak özür dilemiş. Bir daha böyle davranmamaya söz vermiş. Bu harika bir haber. Hatasını anlamış. Evet. O zaman sen de Özgür'e geçmiş olsun demeye gitmek ister misin? Evet, çok isterim. Hatta istersen arkadaşına birlikte kurabiye yapıp götürebiliriz. Anne, seni çok seviyorum. Ben de seni.
Çocuk Hakları Sözleşmesi. Madde 34. Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez.